Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Ahmeduhu bi cemili mahamidihi. Lehu'l hamdu kema yenbeği li celali vecihi ve li azim sultani. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin Muhammedin el-emin ve alihi ve sahbihi ve men teşarru bi isnadin ila yevmiddin. أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السعادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال وَلَا اِضَاءَةِ الْمَارِمُ وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا اَلَّا تَكُونَ بِمَا فِي لَيْكَ اَوْسَقْ بِمَا فِي يَدِ اللّٰهِ وَاَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ اِذَا اَنْتَ اُصِيبْتَ بِنَا اَرْبَ مِنْكَ فِيهَا لَوْ اَنَّهَا اُوْقِيَتْ لَكَ. Aziz ve muhterem kardeşlerim, mübarek cuma akşamında namazımızı cemaatle kıldık. Allah-u Teala Hazretleri fazl-ı kereminden, gayb hazinelerinden ecr-i cezil, sevab-ı kesir ihsan eylesin. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadislerine okuyup talim eylemek, bu surette tefeyyüz eylemek, bu mübarek akşamın evvel vakitlerini Rabbimizin rızasına uygun geçirmek niyetiyle oturmuş bulunuyoruz. Hadis-i şerifleri okuyacağız, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız kardeşlerimize. Maksat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözleriyle sohbetlerimizi şereflendirmektir. Yoksa haddimiz değildir. Aciz ve naçiz kullarıyız Allah-u Teala Hazretlerinin. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına geçmezden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu fakiri hediye olmak için onun mübarek âminin, ashabının, etbabının ruhlarına ve sair evliya ve mürselinin ervahına ve cümle evliyaullahın ruhlarına bilhassa ümmet-i Muhammed'in mürşitleri ve mürebbileri olan Eşarif-i İzam Sadat-ı Kiramımızın Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Mütezadan müteselsiler hocamız Muhammed Zahir-i Bursavi'ye kadar güzel ağır eğitmiş olan cümle mübarek mensuplarına, ruhlarına ve onlara bağlı halifelerin, müritlerin, mühitlerin ruhlarına hediye olsun diye bu beldeleri canlarını, mallarını feda ederek Allah'ın rızasını kazanmak için cihat eyleyerek fethedip İslam'ı buraya yerleştirmiş ve bu diyarları bizlere emanet bırakmış olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye ve cümle hayır ve hasenat sahiplerinin bilhassa içinde ibadet ettiğimiz şu caminin yapılmasına emeği geçmiş olanların ve bu camiden geçen imamların, hatiplerin, cemaatlerin ruhlarına hediye olsun diye bellemizin medarı iftiharı olan Hüseyin-i Gazi Hazretlerinin, Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin, Taceddin Sultan'ın ve sair Evliyaullah'ın ruhlarına hediye olsun diye cümle Evliyaullah'ın, Evliyaullah'ın himmetleri, teveccühleri cümlemizin üzerine olsun diye ve biz yaşayan sizdir biz müminler, Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Peygamber Efendimiz'in yolunca yürüyelim. Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye şu mübarek cuma akşamında buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Böyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet Ziyaddin hocamızın
cemle tehlif edilmiş olduğu Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabıdır. Bu kitabın hangi sayfasında kaldığımızı şu anda tespit edemediğimden açmış olduğum bir sayfa, 212. sayfadaki hadis-i şerifleri size okuyacağım, nakledeceğim. Ondan sonra asıl kaldığımız yerden önümüzdeki derslerimizde Allah'ın izniyle, Allah nasip ederse devam ederiz. Bu okuduğum sayfada, sayfanın başındaki hadis-i şerif, zühd hakkında. Zühd, dünyaya, dünyalığa, mala, mülke, mevkiye, makama, paraya, kula değil, ahirete, Allah'ın rızasına, sevaba rağbet etmek. Ötekilerin kulu kölesi olmamak, dünyanın kulu kölesi olmamak, onun esiri olmamak manasına bir kelime. Zühd sahibi olan insana zahid derler. Hocamız, merhumun cennet mekanında bir ismi Muhammed Zahid idi, malum. Onun için bu zühd kelimesiyle ilgili birazcık izahat vermek istiyorum. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah bize bir nefis vermiş. Bu nefis içimizde bizim muhakkak Allah verdiğine göre faydamız için, yaratılışında hikmet olan, fayda olan bir varlık. Bu nefis acıktığımız zaman bize acıktığımızı bildirir, yemek ister. Uykumuz geldiği zaman uyumamızı ister. Efendim, daha başka içinde arzular vardır, hevesler vardır, istekler vardır. Hepsi yerli yerinde. Yani bizim vücudumuzun selametini düşünüyor. Bizim vücudumuzun sağlığını, esenliğini düşünüyor. Onun için idare müdürü gibi içimizden bize şöyle yap, böyle yap, şunu istiyorum, onu gönder, bunu gönder gibi isteklerini sunuyor. Güzel. Allah yaratmış. Her şey güzeldir. Nefis de olması lazım. Tamam. Fakat nefsin bu arzuları, istekleri kontrol edilmezse, bu insan nefsinin her istediğini hemen yapmaya kalkarsa o da olmuyor. O da bazı insanların menfaatiyle çatışabiliyor. Bazen vazifeyle çatışabiliyor. Bazen Allah'ın emirleriyle çatışabiliyor. Uyumak insanın tabii hakkı ama sabah namaz vaktinde uyumak değil. Çalışmak, kazanmak, para kazanmak herkesin hakkı ama cuma namazı vaktinde değil. Para kazanmak iyi güzel, ticaret yapmak güzel ama haram alışveriş yaparak değil. İşte evlenmek neslin devamı için lazım. Zaruri, normal, tabii, hatta sevap. Hatta sevap. Nikah Peygamber Efendimiz'in sünneti, nikahlanmak onun emri, Allah'ın efendim, böyle yaratmış kullarını, kullarının yaşaması için, öğrenmesi için, çoluk çocuğa karışması için, neslinin çoğalması için tabii ama o arzunun yanlış yollarda tatminine kalkışılması o da suç. Demek ki her şeyi yerli yerine yapmak, icabında nefsi dizginlemek, tutmak gerekiyor. Nefsin arzuları da çok olduğunda, onun için böyle sırf arzuları temsil eden nefse, nefsi emmare demişler. Hatta kötülüğü de emrediyor. Terbiye görmemiş ise, hadi gel şu eğlenceye gidelim. Hadi gel şu keyfi, şu safayı sürelim. Hadi gel şu haram işleyelim. Canım çok istiyor, dayanamıyor. Hadi yapalım şunu diye kötülükleri çok emrediyor. İnnen nefse de emmâretun bissûve illâ mâ rahme rabbî. Allah'ın korkulukları müstesna, nefis pek çok kimseyi esir almıştır. Pek çok kimse nefsinin esiridir, nefsinin kölesidir, nefsinin arzusu peşindedir. Efendim ister de ister nefsi, o da nefsini tatmin etmek için haram, helal demeden her şeyi yaparsa boyundan büyük veballer altına girer, dünyası da haram olabilir, zarara uğrayabilir, ahirette mahvolabilir. Dünyanın da
Nefse hoş gelen tatlı şeyleri çoktur. Fani dünya hoştur, tatlıdır. Manzaraları vardır, zevk sefa yerleri vardır. Su başları vardır, ağaç dipleri vardır. Eğlenceleri vardır, keyifleri vardır. Tamam. Fakat bunların karşısında insanın aklını kullanması lazım. Allah'a itaat etmesi lazım. Allah'ın buyruklarını tutması lazım. Nefsin buyruğunu değil, nefsin istediğini değil, Allah'ın buyruğunu tutması, Allah'a itaat etmesi lazım. Nefsin isteklerini de Allah'ın müsaade ettiği şekilde vermek lazım. Müsaade etmediği yoldan vermemek lazım. Demek ki icabında insan kendi nefsiyle çatışmaya girmek zorunda. Onu engellemek zorunda, onu durdurmak zorunda. İcabında şu hoş dünyanın, şu zinetli dünyanın, şu gökyüzü pırıl pırıl aydın yıldızlı, yeryüzü yemyeşil, çayırlı, çiçekli, ağaçlı, çiçekli, efendim, dünyanın cazibesine kapılmamak lazım. Allah-u Teala Hazretleri'nin yolunda yürümemiz lazım. Hatta bu dünyayı gönlüne şöyle birazcık bile sokmamak lazım. Neden? Büyükler demişler ki, dünya derya gibidir. İnsanın gönlü de bu deryanın üstünde yüzen bir kayık gibi, bir gemi gibidir. Dünyada yaşıyoruz. Her tarafımız dünya. Onun için sanki biz bu deryada bir kayık gibiyiz, bir gemi gibiyiz. Dünya bahrun amikun. Hem derin bir deniz. Yani sığ değil, derin bir denizdir bu dünya. Kesirun minennâsı yuburak ziha. Çok insanlar bu denizde boğulmuştur. Bu denizin dalgaları çok insanlar boğulmuştur. Şimdi eğer bu denizin dalgaları bu geminin içine girerse batırır. Onun için insanın gönlüne dünya girmeyecek. Ne girecek? Allah'ın rızası aşkı girecek. Ben Allah'ın emrini tutacağım. Zor da olsa. Ben Allah'ın buyruğunu tutacağım. Nefsime ağır da gelse. Ben Allah'ın istediği yolda yürüyeceğim. Terlesem de, tehlikelere uğrasam da, Allah'ın emrettiği şekilde yaşayacağım diyebilmesi lazım. İmtihan bu zaten. Dünya hayatı bir imtihan. İşte imtihanları burada. Yani dünyanın bakalım bu süslerine, bu ziynetlerine kaç tane kulum direnebilecek? Kaç tane kulum bu kadar süslü ziynetli güzellikler karşısında o güzelliklere kapılmadan benim buyruğumu tutabilecek? Bakalım kaç tanesi benim aşık-ı sadık kulummuş diye imtihan bu zaten. Dünya hayatının imtihanı dediğimiz tarafı bu. Hem de bu imtihan çok zor bir imtihan değil. Çünkü bu dünyalığı Allah bize tamamen haram da etmiyor. Tamamen yasak da etmiyor. Yemeyin, içmeyin, oturmayın, yatmayın, dinlenmeyin, evlenmeyin, gezmeyin de demiyor. Meşru olmayan şeyleri yapmayın diyor. Şunlar yasak diyor, bunlar serbest diyor. Yasak dediği şeyleri de incelediğimiz zaman hepsinin bizim menfaatimize olduğunu görüyoruz. Sıhhatimizin menfaatine, aile saadetimizin menfaatine, ruh sağlığımızın menfaatine, efendim cemiyetimizin menfaatine, topluluğumuzun selametine, dünyamızın rahatına ve ahiretimizin mutluluğuna. Her bakımdan güzel olduğunu görüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun için buyuruyor ki, اَزْزَهَابِتُ فِي الدُّنْيَا yani dünyaya medenlik vermemek, dünyaya aldırmamak, dünyaya kul olmamak, esir olmamak dediğimiz, züht dediğimiz şey, zahitlik dediğimiz şey, لَيْسَتْ فِي تَحْرِمِ الْهَلَى وَلَا فِي قَعْتِمَا helal olan şeyleri yasaklamak manasına değildir. Allah'ın sana helal kıldığı şeyleri yapma demek değildir züht. Veya malı elinden çıkar, malı zayi et, mal sende durmasın demek değildir. İnsanın malı olabilir. İnsanın helal efendim, isteklerinin karşılanması olabilir. Zühd deyince bunların hepsini kesmek anlaşılmasın diyor Peygamber Efendimiz. Önemli bir mana. Dikkat etmemiz gereken bir mana. Gerçi kaç kişi bu devirde şimdi zühdü tekvarın peşinde? Kaç kişi dünyaya ben medelik vermiyorum da ahiret yönünde gidiyorum?
diyor. Bu devirde onun modası yok. Eskiden iman kuvvetliyken, asr-ı saadetteyken, asr-ı saadetin tesiri öteki asırlara tesir etmişken, insanlar Allah'ın rızasını kazanmak aşkıyla yanıp tutuştukları zamanda dünyayı gitmişler. Boşamışlar, metelik vermemişler. Ekseriyette insanların gayesi zühd olmuş. Şimdi nerede? Şimdi ekseriyette insanların gayesi dünyalık. Dindarların bile, sakallıların bile, acıların bile, hocaların bile ekseriyetini mahveden nedir? Bu dünyaya olan meyildir. Dünya, yani Türkiye'de %99 ahali Müslüman. İyi güzel maşallah sevindim ama nasıl Müslüman? Zamane Müslüman. Hepsi ehli dünya. Halbuki Peygamber Efendimiz buyurmuş, hubbun dünya ve sükür bir hatifedir. Dünyayı sevmek her hatanın başlangıcıdır. İnsan dünyayı sevdiği için, dünyalığı sevdiği için, malı sevdiği için, efendim keyfi sevdiği için, rahatı sevdiği için, bilmem evlenmeyi sevdiği için, zenginliği sevdiği için haramı bırakıyor, haramlar efendim helali bırakıyor, haramlara dalıyor, günahları işliyor. Yeter ki bu ele geçsin diye. Zaten bu devirde öyle zahit bir heveseler arzu edip de yaşamak isteyen kaç kişi var ama bu demek ki eski zamandaki insanlara bir işaret. Hani siz dünyayı tamamen terk ediyorsunuz, ey aşırı sadıklar, hiç dünyanın malına mülküne şöyle dönüp de nazar etmiyorsunuz. Bu zühd dediğimiz şey, böyle helal olan şeyleri haram kılmak, insanın kendi kendine haram kılması, kendisini mahrum etmesi demek değildir. Malı reddetmesi, zayi etmesi demek değildir diye. Demek ki onlara söylüyor. Biliyorsunuz Ebu Derda radıyallahu anh, Selman-ı Farisi'yle kardeş olmuş. Kardeş etmiş Resulullah Efendimiz onu. Selman-ı Farisi de kardeşini ziyaret edeyim diye bir gitmiş evine, kapıyı çalmış. Çıkıyor Ümmü Derda radıyallahu anh'a, Ebu Derda'nın zevcesi mübarek sahabiye. Çıkıyor ki perişan bir kılıkta. Lime lime üstü başı, bakımsız, belli, ev haram, üstleri haram filan. Diyor ki, nerede kardeşim Ebu Derda? Şimdi gelir, siz buyurun efendim. Ona misafir kalacağı yeri işaret ediyor, o oraya gidiyor. Biraz sonra Ebu Derda geliyor, onun da üstü perişan. Ondan sonra, hadi yemek koyuyor önüne misafirinin. Buyur ya Selman el-Farisi, hoş geldin, sefa getirdin, ye misafirimizin. Buyur istifade et filan diye. Hayır diyor, beraber yiyelim, gel sen de otur. Diyor ki, benim ağzım yok. Affet, ben oruçluyum bugün. Hayır diyor. Sen yemezsen ben de bu ikramı yemem. Zor diyor. Orucunu bozdurtuyor ona, nafile oruç tabii. Tuttuğu oruç. Sevap kazanmak için Ramazan'ın dışındaki oruç. Ramazan olsaydı o da oruç tutardı. İkisi de oruç olurdu. Onun oruçlu olmaması Ramazan olmadığını gösteriyor. Sonra ikna ediyor onu. Beraber bir şey yapıyorlar. Akşam yatma zamanı geliyor. Yatsı namazı kılıyorlar. Yatak hazırlıyor. Yat. Ya Selman el-Farisi diyor. Sen de yat. Benim biraz işim var. Hizbim var. Evradım var. İbadetlerim var, dualarım var. Onun için ben biraz onlarla meşgul olayım filan deyince hayır diyor, olmaz. Sen yatmazsan ben de yapayım. Yat, otorite. Emrediyor, efendim ısrar ediyor ve Ebu Derda'yı yatırıyor. Ebu Derda bakıyor ki çok ısrar ediyor, onun üzerine yatıyor hakikaten, uyumuyor, biraz sonra kalkmak istiyor. Kalkmak istediği sırada Selman-ı Farisi elini tutuyor, bileğini yapışan. Tekrar yapıyor. Demek ki yakınında. Böylece uyutuyor sonra da onu. Yani kaldırmıyor. Sahur vakti gelince, seher vakti gelince, hadi bakalım şimdi kalkalım diye beraber kalkıyorlar, abdest alıyorlar. Ertesi gün, yani sabah değil, sabah namazına camiye gittikleri zaman Selman-ı Farisi'yi şikayet ediyor Ebu Derda radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz'e diyor ki, ya Resulallah, bu Selman-ı Farisi kardeşim bana orucunu bozdurdu, bana gece ibadetlerini yaptırmadı, uyku uyutturdu, ibadet edip duruyordum ben eski gecelerde, bu sefer uyutturdu beni, ibadetlerimin bir kısmını yaptırmadı, şikayetçiyim diyor, tabii tatlı bir şikayet. Peygamber Efendimiz Selman-ı Farisi'yi de dinliyor.
Ya Resulallah, aşırı gitmiş, eline bakmamış, çoluk çocuğun üstü perişan, evde bir eşya yok, bir efendim şey yok. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Selman haklı. Ya evet der daha, Selman haklı. Çünkü senin üzerinde eşinin, ailenin hakkı var. Birçok Müslüman bunu bilmiyor. Eşinin, ailenin senin üzerinde hakkı var. Nedir? İşte sen ona bakacaksın, gönlünü hoş edeceksin, efendim giyim, kuşam vesaire senin vazifen, kocalık vazifeni güzel yapacağız. Senin üzerinde ailenin, çoluk çocuğunun hakkı var. Senin üzerinde kendi bedeninin hakkı var. Bedenini de iyi bırakamazsın. Bedenine de iyi bakacaksın. Ne güzel söylemiş. Can emaneti demiş dedelerimiz. Can nedir bize? Emanet. Vücut nedir bize? Emanet. Bu emanetlere hıyanet etmeyi güzel kullanmak. O da vazife. Allah'a karşı bir ibadet borçları vardır. Her hak sahibine hakkını güzelce ver demiş. Muhterem kardeşlerim, burada bir noktaya işaret etmek istiyorum. Biz iki uç taraftan kusurlu olabiliriz. Kendi kusurumuzu anlayıp düzeltelim. İslam her hak sahibine hakkı vermeyi emrediyor. İslam fıtrat dinidir. Ne demek? İnsanın yaratılışına uygun dindir. Yaratılışına ters düşmeyen, hayatın akışına uyumlu olan dindir. İslam'da evlilik var. Peki Hristiyanlarda ruhbanlık var, evlenmiyorlar, manastırlara çekiliyorlar, o yok. İslam'da o yok. İslam'da evlilik var. Evlenecek, bir hanıma bakacak, çoluk çocuğa karışacak, ailenin yükünü çekecek, sevap kazanacak. İbadetleri kârlı olacak. İslam tabi din olduğu için. İslam aşırılık dini olmadığından, ibadetleri de ölçüleyecek. Yani bir insan bütün sene oruç tutsa çok iyi bir şey yapmış olur mu? Olmaz. Mekruh. Sağlık lehri deniliyor buna. Bütün sene hep ben oruç tutuyacağım. Sevaplıymış. Hayır, o kadarı sevaplı değil. Hatta bazı günler tutmak haram. Bazı günler, bayram günleri vesaire de efendim, oruç tutmak haram oluyor. Demek ki ölçümlü olmak, ibadetlerde iktidarlı olmak, makul olmak, dengeli olmak. Nefsinin de hakkı vardır, canının da hakkı vardır, vücudunun da hakkı vardır, ailesinin de hakkı vardır. Bu haklara riayet ediyor. Şimdi eski insanların bazısı bu hakların aleyhinde ibadeti çok yapayım diye dünyayı çok boşlamışlar. Bu bir yanlış. Biz de bu zamanın Müslümanları da biz de ibadeti çok boşlamışız. Dünyaya bir dalış dalmışız ki çamurun içinde bir elimiz görünüyor. Bakmışız yani. Şöyle imdat dergini çamurun içinde batakta bir elimiz görünüyor. Yani birisi çeksin elimizden de bizi şu bataklıktan kurtarsın. Biraz daha ahirette çalışalım. Bizim zamanımızın da hali bu. Bu dünyayı sevmek, dünya sevgisi, hukuk dünya, dünyalığı sevmek çok insanları helak etmiştir. Ama sizi ve bizi helak etmesin. Gündüz bazı arkadaşlarımla bazı kimseleri konuştuk. Efendim, baktık ki yaptıkları hatalı şeyler mal hırsından, dünyalık hırsından, menfaat meselesinden oluyor. Halbuki Müslüman ama, hatalı işler yapıyor. Demek ki dünya sevgisi galip gelmiş, ahireti unutturmuş, hatalı işler yaptırabiliyor. Allah bizi dünyaya meyletmekten, dünyayı hedef almaktan, ahireti unutmaktan korusun. Dünyaya ait vazifelerimizi Allah'ın istediği gibi yapalım. Ailemize karşı vazifeleri Allah'ın istediği gibi yapalım. Nefsimize, canımıza, vücudumuza, sıhhatimize ait vazifelerimizi Allah'ın istediği gibi yapalım. İbadetlerimizi de Allah'ın istediği gibi yapalım. Hocam yani çok ibadet etmezsek biraz yakışık alır mı? İbadette itidali, iktisadı tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Hatta buyuruyor ki hiçbiriniz bu dini yenemezsiniz. Bu dine galebe çalamazsınız. Yani ben bu dinin tamamen hakkında geleyim, çok güzel yapayım, başarayım, tamamen %100 yapamazsınız. Onun için haddinizi bilin, onun dergahına layık ibadeti yapmaya hiçbir kulum yükseltmez. Acizliğinizi bilin, boynunuzu bükün, ya Rabbi kusuruma bakmayın, bakma ya Rabbi diyerek böyle mütevazı hâle Allah'ın emrettiği şekilde ibadet edin. Biliyorsunuz sefere çıkmış bir insanın yolculukta
seferilik halinde dört rekat namazları iki kılması lazım. Tamam. E canım dört kılayım. Hayır. O Allah'ın ikramı. Onu iki kılmak lazım. Allah'ın ikramı olduğu için. Yani onu dört kılmak takva değildir diyor Peygamber Efendimiz. Buyruğu tutmak lazım. İkramı kabul etmek lazım. Allah'ın ikramıdır, sadakasıdır kuluna. İkramıdır. Hani yolculukları hani dersleri. Ne güzel oluyor. Tam otobüs bir yerde bir mola veriyor, benzin alıncaya kadar şık iki rekat namazı kılıveriyorsunuz. Bu dört rekat sünneti olsaydı, dört rekat farzı olsaydı, şey olsaydı zor olacaktı. Bak iki rekatta daha adam kapıyı açıp benzini efendim şeye depoya takıp parasını öderken sen iki rekatını tamamlıyorsun. Ha. Elhamdülillah bak ne kadar güzel seferde gayet rahatlığı oldu filan diye insan her şeyin güzelliğini anlamalı yani. Dinimiz ölçü dinidir, makullük dinidir. Aşırı olmamak bildiğidir. Onun için zühd-i takva dediğimiz şey de muhterem kardeşlerim. Bu devirde yok ya zühd-i takva sahibi insanlar. Öyle malı kendisine helal olan şeyden kendisini mahrum etmek değildir. Malı ziyan etmek değildir. Zühd-i takva dediğimiz şey elinde olmadığı halde Allah'a güvenmektir, tevekkül etmektir. Allah var ya, ben adam bunu değil miyim istersen veririm diye elinde olmasa bile Allah'a tevekkül etmektir. Zühd budur. Allah yardım eder. Aç bırakmaz. Kul demiş, yaratmış, elbette benim rızkımı da verir diye efendim ona güvenmektir. Sonra musibete uğradığı zaman ondan efendim kurtulmak isteği o musibet sende dursun isteğinden fazla olmamaktır. Neden? Musibetin de sevabı var. Yani Allah'ın takdirine teslimiyet demek istiyor galiba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sana bir musibet geldi, beni ağrıyor, romantizman var, bir sıkıntın var, bir hastalığın var, inliyorsun, ağlıyorsun, ağlıyorsun ama Allah sevap veriyor. Ecirin var, sevabın var, yani bu hastalığın çok sevabı var. Veya çoluğunda, çocuğunda bir sıkıntı oldu, onların sevabı var. İşte bunu Allah takdir etmiş diye ona takdire rıza göstermek, sabretmek, o gittiği zaman tabii kurtulacak, o diyecek, derin nefes alacak, o da güzel bir şey. Onu ötekisinden daha fazla sevmemektir diyor zühd. Demek ki zühd neymiş bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre? Kulların kendisine helal olan şeylere harap etmesi değilmiş, Allah'ı tevekkül etmekmiş, kadere rıza göstermekmiş, musibete sabretmekmiş. O çıkıyor bu manalardan. Allah bize bu güzel halleri, bu güzel duyguları anlayıp da uygulamayı nasip eylesin. Şimdi bir hadis-i şerifi böylece okumuş olduk zühdle ilgili ama birkaç tane daha peş peşe biliyorum. Buyurmuş ki diğer hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اَزْزُبْتُ ف۪ي زَمَان۪ي قَافَ فِي الدَّنَان۪ي وَالدَّرَاهِم۪ي وَلَيَتْيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانِ اَزْزُبْتُ ف۪ي النَّاسِ اَنْ فَقُلَهُمْ مِنَ الزُبْتُ ف۪ي الدَّنَان۪ي وَالدَّرَاهِم۪ي İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan bu hadis-i şerif rivayet olmuş. Bu hadis-i şerifte de şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şu benim zamanımda zühd mala, mülke, paraya, kula karşı, dinara, dirheme karşıdır. Yani çok para heveslisi değil, çok zengin olma arzusunda değildir. Adam gözü toktur, helal olsun da az olsa da aldırmak, çoğunu ne yapayım filan gelir, dünyaya göre bir hevesi etmeme durumu. Benim zamanımda zühd böyledir. Ama öyle bir zaman gelecek ki bu insanların başına ileride, o zaman bu paraya, kula karşı insanın isteksiz olmasında ziyade başka insanlara karşı onlarla düşük kalkmaktan uzak olmak isteği, insanlardan uzaklaşmak isteği asıl zühd olacak o zaman. Neden? Şimdi bu devirde paraya paraya tenezzül etmiyor Peygamber Efendimiz'in zamanında insanlar. Sevaba rağbet ediyorlar. Asıl zühd işte klasik manasıyla görülüyor. Ama böyle bir zaman gelecek ki o zaman bazı insanlarla arkadaşlık etmekten isteğini gösterecek, vazgeçecek. Neden? Arkadaşlar fena da ondan, insanlar fena da ondan. O zaman bir kenara çekilecek, şöyle sakin bir yerde duracak. Kötü insanlarla arkadaşlık etmektense
Şöyle sakin bir köşede Gülşe'yi uzlette duracak. O zaman asıl zil, zühd o zaman insanlardan uzaklaşmak şeklinde olacak diyor Peygamber Efendimiz. Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki zamana göre, duruma göre, şartlara göre Müslümanın dinini korumak için, dinini kollamak için yapacağı iş değişik olabiliyor. Bir zaman gelip parayı istemezse, pulu istemezse Allah'a ibadeti tercih ederse. Bu kadar ibadet, bu kadar kazanç yeter bana diyormuş. Öğleye kadar çalışıyormuş bazı mübarekler. Öğleyin dükkanı kapatıyormuş. Tamam, bugün elimin emeğiyle helal paramı kazandım. Bundan sonraki vaktimi ibadete geçireyim diyormuş. Yeter diyor, fazlasını istemiyor. Azıcık başım, kaygısız başım diyor. Ama bir zaman geliyor, bu sefer insanlar fena. O zaman insanlardan kenarda durmak daha sevap oluyor. Bir zaman geliyor ilim öğrenmek veya ibadet etmek, bahis konusu olduğu zaman ibadet etmek daha önemli oluyor. Neden? İnsanların çoğu alim zaten. İlmi isteyen, arayan yok. Herkes biliyor. O zaman yapabildiğin kadar ibadet ve taat, sevap kazan, tesbih çek, Kur'an oku vesaire. Ama bir zaman gelecek ilim azalacak diyor Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde. O zamanda da oturup kendi başına ibadet edeceğim, sevap kazanacağım diye uğraşacağına bu sefer başkalarına İslam'ı öğretmek için çalışır. Bak şart değişti. İnsanlar cahilleşince bu sefer ibadet etmek yerine Allah'ın rızası arayan bir insan yapacağı güzel bir iş bu sefer gidip başkalarına ilim öğretmek oldu. Şimdi biz de her işimizi buna göre ayarlayacağız. Şimdi bizim bu zamanda ne yapmamız lazım? Bizim bu zamanda ilim öğrenmemiz lazım, ilim öğretmemiz lazım. Allah'ın dini için çalışmamız lazım. Köylere gitmemiz lazım, kasabalara gitmemiz lazım. Önce kendi evlatlarımıza sahip olmamız lazım. Hanımlarımıza, çocuklarımıza, torunlarımıza sahip olmamız lazım. Ondan sonra akrabamıza, yakınlarımıza, köylere, kasabalara gidip anlatıp Allah-u Teala Hazretleri'nin dinini yaymaya çalışmamız lazım. Zamanına göre iş değişiyor. Onun için büyüklerimiz ne güzel söylemişler. Biz de demişler, Evliyaullah'tan efendim, Übeydullah Ahrar-ı Taşkendi Hazretlerinden rivayet edilmiş ki bizim sevap kazanmak için yaptığımız şey esas hizmettir. Yani Müslümanlara hizmet etmek, din-i mübini İslam'a hizmet etmek, ümmet-i Muhammed'e hizmet etmek bahis konusu olduğu zaman nakli ibadetlerimizi bırakır veririz, hizmete koşarız. Biraz canlı ihtiyaç varmış, koşturur. Falanca yaptığın yardıma ihtiyacı varmış, koşturmuş, hizmeti öne aldığımız diyor. Demek ki biz de aklımızı kullanacağız, zekamızı kullanacağız. Acaba benim şu sırada yaptığım mı daha çok sevap olur yoksa şöyle yapmak mı daha sevap olur diye şey yapacağız. Susmak iyi diyor Peygamber Efendimiz. Tamam ben hiç konuşmayayım. Hayır, her zaman iyi değil. Konuşulacak yerde susmak fena. Konuşulacak yerde de konuş. Birisi İslam'a hücum ediyor, yalan söylüyor, gıybet ediyor, günah işliyor, sen de orada susuyorsun. Olmadı. Şimdi konuşacak işte. Şimdi o günah işleyen kimseye yapmayacaktı. Gıybet eden kimseye mani olacaktı. İslam'a hücum eden kimseye cevap verecekti. Şimdi susmak doğru değil. Öbür tarafta efendim konuşuyor bu yani. Ya burada konuşma işte, burası konuşma yeri değil. Şimdi burada alimler var, senden bildiği insanlar var. O senden bildiği insanlar konuşsun da feyiz alalım, istifade edelim diye halk toplanmış. Şu sussa da bari şu mübareklere söz sırası gelse diye herkes senin gözünün içine bakıyor, sen bana konuşuyorsun. Ha, şimdi de konuşmak uygun olmadı. Demek ki muhterem kardeşlerim, aklımızı, zekamızı, basiretimizi kullanmamız gerekiyor. Şunu iyice bilesiniz ki, iyi Müslüman olmak zeka işidir. Yani her baba yiğitin kolay başaracağı bir şey değildir. İnce Müslümanlık, sevabı kazanmak, tam böyle zamanına göre, tam böyle yerli yerli iş yapmak. Böyle oluyor ki mesela Arafat'tan geliyorsun. Arabalar sıkışık, altı şerit, yedi şerit, yedi şerit. Motorlar kızışmış, sıcaktan böyle efendim sıcaklığı yüzüne geliyor. Otobüsün içindesin, adımcık adımcık gidiyorsun. Ah bir müzdeliğe varsak da efendim otursak, çadırımızı kursak veya çadır yoksa istirahat etsek, akşamda yatsı namazını kılsak diye bekliyorsun. Susuzluktan dudaklarını kavurmuş, arif, aşık, sadık bir kardeşin geliyor.
Nereden bulmuşsa bulmuş, buyur diyor, sana bir soru ithal ediyor. Hay Allah senden razı olsun. Şimdi bu baklavadan da, börekten de, her şeyden daha kıymetli bu. Yani tam lazım olduğu sırada. İşte bu zamanı böyle, güzel zamanı arayıp bulup, halkın, insanların gönlünü alacak, gönlünü hoş edecek, duasını alacak işleri yapmaya çalışmak lazım. Müridin de hocasının güzel böyle tam arzusunu, en arzu ettiği şeyi kollaması gerekiyor. Neyi sever, nasıl yapayım diye ona dair eski kitaplarda ne güzel neler yazılmış. Efendim, mesela soğuk havada ihtiyar hocası abdest alacak teheccüd vaktinde. Hemen mürid ondan evvel kalkmış, efendim, yürümü ateşin üstünde ısıtmış, hocasının yanına geliveriyor. Efendim buyurun, ben de diyeyim siz abdest alın diye onu söyler. İhtiyar aksakallı hocası, Allah senden razı olsun, çok makbule geçtir. Ben diyor bak, yerine göre sıcak su, yerine göre soğuk su, yerine göre baklava göre, yerine göre buzlu su. Yani her şeyin bir zamanı var. Allah bizi basiretimizi kullanarak Allah'ın rızasını kazanmaya muvaffak etsin. Amin. Efendim böyle sevaplı işleri zamanına göre, yerine göre iyi tespit etmeyi nasip etsin. Amin. Şimdi bir zaman gelip insanlardan uzak durmak da zühd olur. Asıl zühd o olur diyor Peygamber Efendimiz. İnsan dinini kurtarmak için bazı kimselerden uzak kalmalıdır. Kimlerden uzak kalacak? Dinine zarar verecek kötü arkadaşlardan uzak kalacak. Kimlere yakın gelecek? Alimlere yakın gelecek. İlim meclislerine yakın gelecek. Salihlerle beraber oturup kalkacak. Fukaran-ı sadirin ile beraber olacak. Fakirlerin, miskinlerin sohbetlerine tenezzül buyur gelecek. Onların duasını alacak. Onların tenezzülden barakalarına, kulübelerine ziyaret edecek. Onların ihtiyacı varsa onların karşılığı verecek. Eline para tutuşturup verecek. Böylece sevap kazanacak. Bir üçüncü hadis-i şerifinde sırası geldi, onu okumaya geçelim. اَزْزُّبْتُ اَنْ تُحِبَّ مَا يُحِبُّ حَالِكُكَ وَاَنْ تُبْلِدَ مَا يُحِبُّ حَالِكُكَ. Uzun bir hadis-i şerif ile arka hadis-i şerif. An Ebu Hureyre'de radıyallahu anh. Ebu Hureyre Efendimiz radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş. Uzun bir hadis-i şerifte zühdü burada bir güzel tarif ediyor. Biz de madem bu akşam zühdden açıldı, hocamızın adlarına vesaire olmadan adımıza da iyi kalır inşallah. Şu zühdü bir köşesiyle, diliyle, derinliğiyle iyice anlayalım diye bu hadisi de biraz uzun uzun izah edelim. اَزْزُّبْتُ اَنْ تُحِبَّ مَا يُعِبُّ تَعْبِمُكَ. Bak Efendimiz nasıl tarif etti burada da. Zühd, senin Rabbinin sevdiği şeyi severdir. Asıl zühd işte bu. Rabbin neyi seviyor? Senin Halık'ın, seni yaratanın, yaratan Allah neyi seviyorsa senin onu sever. Sen neyi seviyorsun? Gel gelip yatmayın. Allah neyi seviyor? Kalkıp ibadet etmeyin. Kalk ibadet et. Sen neyi seviyorsun? Efendim gözünle sevdiğin bir şeye bakmayın. Allah neyi seviyor? Ona bakmamayın. O haram. Harama bakma diyor. Tamam. Allah'ın istediğini yapacaksın. Kendi keyfinden, zevkinden vazgeçeceksin. Zülf budur. Bir. Ve en dur bile ma yuhmidur halimuke. Rabbinin sevmediği şeyi sevmemektir. Sen Rabbinin sevmediğini sevmez duruma gelebiliyorsan, Rabbin bir şey sevmiyor. Neyi sevmiyor? Faizi sevmiyor. Haram kılıyor. Sen de sevmem adam. İşte asıl zülf bu. Ama hocam işte paranın değeri düşüyor da şöyle oluyor da böyle oluyor da Rabbim sevmiyor. فَاِذَّنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Allah'la, Resulullah'la harp etmeye müsaade etmiş, yol açmış oluyor insan. O bakımdan sevmediğini sevecek. İçki çok tatlı, eğlence çok güzel, bu musiki ruhun gıdası ne kadar da güzel oluyor, ne kadar güzelce sazendeler, hanendeler gelmiş. İşte falanca yere meşhur kimseler toplanmış. Kaçırılır mı bu konser, bu fırsat? Allah seviyor. Allah'ın sevdiği için onlar öyle. Senin nefsin seviyor, anladın. Cehir cehir yanıyorsun, görmek istiyorsun. Allah seviyor, o zaman yapma. Deniz mevsimi geldi, komaya giriyor millet. Rüyalarına giriyor. Yatakta rüyada yüzüyor böyle. Ama şöyle bir denize gitsem, bir dalsam, bir çıksam, efendim, bir serinlesem. Allah seviyor mu?
Allah bir şey demez yüzmeye ama mayor kızların arasında yüzmeyi sevmez. Haram. Plajlar böyle karınca düğünü gibi kaynıyor. Kadın, erkek, yüzmek falan bahane orada. Yüzmek yok, yüzecek yer yok ki. Kulak atacak yer yok ki, denizin içi kaynıyor böyle. Kıyır kıyır, kurtlanmış gibi su. Kaynıyor, sen orada nereden yüzeceksin? Yüzme imkanı yok. Maksat, gözle sağa sola dikiz etmek. İşin aslı o. Allah sever mi? Sevmez. Karikatürlerde yapıyorlar, karikatürlerde. Bilmem kabinede delik budak varmış da, efendim oradan içeri bakıyormuş da, röntgenciymiş de bilmem ne. Allah'ın sevmediği şeyler işte. Yapabiliyor musun? Allah'ın sevmediği şeyden kendini tutabiliyor musun? Aman hocam işte yazıkta ev aldık, park aldık. Tamam mı? Görüyoruz. İstanbul'da Tekirdağ'a kadar sahillere milyarlar yatırılmış. Deniz kenarında sefa sürecek insanlar diye. Bu paralar fabrikalara yatırılsaydı biz Amerika'dan önce Venüs'e giderdik. Marmara'da efendim biz Erdek'ten başlamış bilmem nereye kadar. Şeyde başlamış, Ege'de başlamış, Bodrum'dan, Marmaris'ten, Akdeniz'den bilmem ta Adana'nın, İskenderun'un bilmem neresine kadar bu denize yapılan yatırımları, sahneden paraları, harcanan efendim milyarları oralara yapılan 3 aylık köşkleri, 3 ay değil 1 aylık köşkleri, 1 aylık köşkleri hesaplasak o zaman bu Türkiye'nin nasıl adeta intihara gittiğini görürüz. Hani bizim düşmanımız çoktu, hani Rusya'nın karşısında ne yapacağımızı şaşırıyorduk, hani Amerika'nın karşısında ne yapacağımızı şaşırıyorduk, hani Amerika'ya gidip el açıyorduk, Amerikan yardımı versin falan diye. Sen kendin gelen paraları bak nereye harcıyorsun? Boş yere harcıyorsun. Allah razı gelir mi? Kadın erkek harman çorban, efendim böyle saman harmanı gibi bir arada olmasa razı gelmez. İşte asıl bir, asıl takva, asıl Allah'ın sevdiği kulluk o. Allah'ın sevmediğini sevmemek, Allah'ın sevdiğini sevmek. Yapabiliyorsan efendim zahitsin. Allah'ın sevdiği sıfatlara sahipsin. وَاَنْ تَتَخَرَّجَ مِنْ حَلَامِ الدُّنْيَا كَنَا تَتَخَرَّجُ مِنْ حَرَامِهَا. Dünyanın haramlarından kendini sıyırıp çektiği gibi helallerinden de biraz uzak durmak gerekiyor. Çünkü malın da fazlası efendim insanı çok meşgul eder. Meşgul eder, ahiretten alıkoyar, sevaplı işlerden efendim uzak tutar insanı. Orada da uzak durabiliyor musun? فَاِنَّ حَلَالَهَا حِسَابُ وَحَرَامُهَا عَدَابُ Meşhur cümle geldi burada, hep duymuşsunuzdur. Çünkü bu malın helali hesaptır, haram yoldan kazanılan da azaba vesiledir, azaba uğramaya sebeptir. Uzak durabiliyor musun? Para fazlası istemez, gerekmez. Ben helalinden ne kadar kazanırsam o kadarını kazanayım yeter diyebiliyor musun? İşte zülkudur, haram korkusuyla. Eski büyüklerimiz harama bulaşırız diye nice nice helallerden uzak durmuşlar. O sahabe-i kiram, o evliyaullah, o Allah'ın büyük kulları, efendim o kıymetli büyüklerimiz Allah şefaatle korusun. Demek ki fazlalığından eskiden korkarlar, çekinirler de böyle kifayet miktarıyla iktifa ederlermiş. Ve en terhama cemi'al müslimine kema terhamu bi nefsike. Zahidliğin tabirine devam ediyor Efendimiz. Ne güzel şey düşünüyor zahidlik. Allah hepimize nasip etsin. Bütün Müslümanlara merhamet etmendir. Kendine merhamet ettiği gibi diyor. İnsan nasıl kendisine yarışırsa, nasıl kendisini kollarsa, korursa ama iyi örtüneyim, soğuktan üşümeyeyim. Aman karnını doyurayım, aç kalmayayım, aman hasta olmayayım, aman şöyle rahat bir yere oturayım, ayakta kalmayayım, arabaya girdiği zaman, otobüse girdiği zaman, vapura girdiği zaman rahatına bakıyor insan. İşte bütün Müslümanlara da öyle yarsıyıp merhamet edebiliyorsa zahitsin. Kendine yarsadığın, kendi menfaatini kolladığın gibi. Ve en tetaharraca an-ı İslam'ı imana yani de كَمَا تَتَخَرَّجُ مِنَ الْحَرَامِ Sözde de eğer lüzumsuz olan sözden, haram olan sözlerden kaçındığın gibi kendini tutabiliyorsa
işte zahiri, o zaman oradan da belli olur. Dikkat edilirse, bu sözü kafi miktarda konuşup fazla konuşmamak meselesi pek çok kimsenin dikkat etmediği bir husustur. Halbuki sükür ibadettir. Yani Allah rızası için sükür, ibadet edeyim diye sükür, tefekkür edeyim diye sükür, efendim, lüzumsuz olmasın, günaha girmeyeyim diye sükür, ibadettir. Onun için Müslümanın genel ölçüsü çok konuşkanlık değildir, az konuşup çok düşünmektir. İşte işe yaramayan sözlerden de, haram sözlerden kaçındığın gibi uzak duruyorsa o zaman zahitsin diye o tarafında söylüyor Peygamber Efendimiz. Demek ki zahitlik, Allah'ın sevdiğini sevmek, Allah'ın kızdığına kızmak. Dünyanın haramlarından kaçındığı gibi helallerinden de kafi miktardan fazlasını istememek, kendisine yarsıdığı, merhamet ettiği gibi bütün Müslümanlara da merhamet etmek, sözün efendim işe yaramayanı haram sözlerden sakındığı gibi söylememek ve en tetaharraca min kesmetil ekli kema tetaharracu bine meytetelletti, bine meytetilletti, kadişte kadiştette netmiha. Çok yemekten sanki şiddetle kokuşmuş olan bir leşi yemekten sakınır gibi sakınma. Yani demek ki çok yememek. Sofraya oturuyoruz, tabakları sıyırıyoruz, tepsiler geliyor, gidiyor, geliyor, 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu, 7 oldu efendim. Ne yapacak? Sakınacak onlar. Nasıl sakınacak? Sanki bir leş yemekten sakındığı, şiddetli kokuşmaya başlamış bir leşi yemekten sakındığı gibi sakınması fazla yemekten. Demek fazla sözden sakınacak, demek fazla yemekten sakınacak. Ve en tetaharraca min hutâb-ı dünya ve zînetihâ kefâ tetaharraca minel dâb-ı. Dünyanın zînetinden, efendim, böyle şahasından, defteresinden, efendim, ateşten sakınır gibi sakınma. Ve en taksura emeleketi dünya, dünya ile ilgili tasavvurlarını, amaçlarını, niyetlerini, isteklerini, planlarını, programlarını kısa tutmak. İşi uzatıp da böyle dallandırıp, budaklandırıp da kendini darmadağıtıp da kulluk yapamaz duruma düşürmemek, emeli, tuğri emel haline getirmemek, kısa şey yapmak, kısa emel etmek. Yani tuğri emel tabi uzun izah edilecek bir meseledir. İnsan yani soruyorsunuz, ne haber, nasılsın? Valla şimdi iyi değilim ama inşallah efendim 5-6 sene sonra emekli olacağım. Ondan sonra sakal bırakacağım. Ondan sonra emekliliğimin ikramiyesiyle hacca gideceğim. Tevbe edeceğim. Kur'an-ı Kerim öğreneceğim. Ondan sonra inşallah Allah'ın dinine hizmet edeceğim. Hani yonca ektim efendim, ölme dediği gibi. Yani büyüyecek de o zaman yersin şey yaparsın. Öyle olmaz. Bakarsın birden gelirim. Ummadığım bir zamanda gelirim. Onun için mümin tehlikede hissedecek kendisini. Ya ölüm ölürsem diyecek. İşi çok uzatmayacak, daima tedbirli olacak, daima ölüme hazırlıklı olacak, daima efendim uzun şeylere, vadelere atmayacak, yapması gereken vazifeleri hemen yapacak. İşte diyor Peygamber Efendimiz, zahitlik, züht dediğimiz güzel sıfat budur. Yukarıdan beri bir daha özetleyelim. Züht, senin Yaradanının sevdiği şeyi sevmendir, Yaradanının buğz ettiği şeyi buğz etmendir, dünyanın helalinden sakınmandır, haramından sakındır gibi, sakındığın gibi. Çünkü dünyanın, dünyalığın, malın, mülkün helali hesaptır, efendim, haramdan kazanılmış olanı azaptır, onun için fazlasından sakınmak uygundur. Bütün Müslümanlara acımak, merhamet etmendir, kendine acıdığın, merhamet edip de kendini kolladığın gibi. Fazla sözden sakından sıyrılıp çıkmandır, efendim lüzumsuz sözlerden uzak durmandır, haram sözleri söylemediğin gibi. Küfrediyor musun? Elhamdülillah diyorum. Kötü sözler söylüyor musun? Söylemiyorsun. Yalan dolan gibi iftiras yapıyor musun? Yapmıyorsun. İşte onu yapmadığın gibi lüzumsuz sözlerde boş sözleri söylememektir. Çok yemekten kaçınmaktır. Sanki şiddetle kokuşmuş bir şeyi yemekten kaçınır gibi tiksinerek kaçınmaktır. Dünyanın zinetinden, şahsından geri durmaktır.
efendim ateşten geri durur gibi dünya ile ilgili tasavvurlarını, şeylerini, emelini kısa tutmaktır. İşte öyle çok ileri vadelere atmamaktır. İşte zühd budur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani bu saydığım şeyleri Efendimiz bize tavsiye ediyor. Bak böyle olur demek istiyor. Allah bizi bu terbiyeye erdirsin. Her işimizi Allah'ın rızası olduğunu yapmaya muvaffak etsin. Allah'ın sevdiğini sevmeyi, kızgınlığına kızmayı nasip etsin. Efendim, helalleri dahi ölçülü kullanmayı, dikkatli kullanmayı, haramlardan kaçınmayı nasip etsin. Bütün Müslümanlara merhamet etmeyi nasip etsin. Fazla sözü söylememeyi, sükût etmeyi bilmeyi nasip etsin. Çok yemekten uzak durmayı nasip etsin. Dünyanın şaşasında, zihnetinden uzak durmayı nasip etsin. İşi böyle emeli, çok uzaklara doğru uzatmamayı, daima tedbirli, hazırlıklı, ölüme hazır olmayı nasip etsin. Gelelim dördüncü hadis-i şerife. Konu burada değişti. Üç tane zahidlik ve zühd-ü takva ile ilgili hadis geldi. Birisi Allah'ın dünyadan zühd-ü takva demek, Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram kılmak değildir, malı azaltmak değildir. Yalnız Allah'a güvenmektir, tevekkül etmektir. Musibet geldiği zaman sabretmektir. Efendim, kalsa da olabilir diye efendim, Allah'ın takdirine rıza göstermektir diye bir tarifti hatırlıyoruz. İkincisi, benim şu zamanımda zühd paraya kola kıymet vermemek, ileride bir zaman geçip insanlardan uzak durmak zühd olacak dediği hadis-i şerifti. Biz de bu hadis-i şeriften yararlanarak etrafımızdaki insanları ölçeceğiz. Kiminle arkadaşa gelebilirim, kimin yanına sokulmam diye. İnşallah arkadaşlarımızı salihlerden seçeceğiz. Alimlerden seçeceğiz, Allah'ın sevdiği kullardan seçeceğiz, kötülerden seyredeceğiz. Kötülerinden de ancak onları irşad etmek için, doğru yola çekmek için, bazı için, nasihat için, hayır için gidebiliriz. Ötekisi üçüncü hadis-i şerif, uzun bir hadis-i şerifti, onu birkaç defa tekrar ettik. Geldik dördüncü hadis-i şerife, beş hadis okuyacağım, iki tane kalmış oluyor. Es-sâ'î bil evvel evvel miskin kel mücahidin fi sebilillah evin kâimin leyle es-sâhilen nehâr. Bukhari, Müslüm ve bütün kıymetli kaynaklarda var bu hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Den radıyallahu anh, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etmiş. Dul olan kadınlara, güçsüz kuvvetsiz, fakir, miskin insanlara hizmete koşan, onların ihtiyaçlarını gidermeye gayret eden kimse, kel mücahidi fi sebilillah, Allah yolunda cihat eden kimse gibidir. Veyahut da bütün gece kalkıp namaz kılan, bütün gündüzler oruç tutup da sevap kazanan insan gibidir. Yani miskinlere, yoksullara, efendim, dullara böyle yardım etmek önemli bir şey oluyor. Bu devirde tabi miskinler çok bilmiyoruz, tanımıyoruz, mahalle mahalle ayrılmışız, aramıyoruz. Aslında gecekondu muhitlerine giderse, Anadolu'nun fakir semtlerine, fakir kasabalarına, köylerine giderse insan görür. Şu Doğu Anadolu'muzun, şu Güneydoğu Anadolu'muzun, efendim şu iç Anadolu'muzun, hatta Batı Anadolu'nun bazı öyle yerleri var, bir çöl gibi yani. Nice hizmetten muhtaç, fakir yerleri vardır. Uzaklara gitmeye imkanı yoksa insanın, şu Ankara'nın gecekondu semtlerinde nice Allah'ın muhtaç kulları vardır, yoksullar vardır. İşte onlara yardıma koşmak. Bugün bir gazetede baktım, efendim bir sürü dernekler kurulmuş. Yoksul çocuklara yardım derneği, bilmem kadınlarla ilgili çeşitli dernekler. Demek ki hayır yapmak için herkes elinden geldiğince bir gayret gösteriyor, gayret sarf ediyor. Bu hayırları yapmakta insan mümin kardeşlerinden, akrabasından, yakınlarından başlayacak. Bütün insanlığa hayır ve iyilik düşünecek. Şimdi onun için benim adıma gelir ki kardeşlerimiz civar köylere, civar kasabalara, kenar mahallelere gitsinler tatil günlerinde. Bir camide namaz kılsınlar, caminin imamıyla tanışsınlar. Bu mahallede kimdir fakir, kimdir yoksul sorsunlar, öğrensinler. Hatta birkaç grup halinde gitsinler, yanlarına bir doktor alsınlar,
birkaç avukat alsınlar, başka meslekler insanlar alsınlar, çeşitli konulardaki tarımcı, ziraatçı alsınlar, çeşitli konulardaki ihtiyaçlarına da onların cevap vermeye çalışsınlar. Hele hele dul bir kadına hizmet etmek, yardım etmek çok önemli oluyor. Çünkü Allah saklasın, geçim sıkıntısı belki onun namus bakımından yanlış yollara sapmasına bile yol açabilir. Çünkü kocası ölmüş, dul kalmış, kimsesiz kalmış. İşte böyle kimseleri cemiyet olabiliyorsa o cemiyet sıhhatli bir cemiyettir. Kimsenin kimseden haberi olmuyorsa, kimisi yılbaşında rücayın diye Avrupa'dan çam ithal edip de efendim Amerika'dan viski getirtip de efendim bilmem nereden milyonlar harcamaya işinden filan bir yok gel. Öbür taraftan bazı kimseleri açlıktan kan kusuyorsa tabi dengeli bir cemiyet değildir. Biz Müslümanları Allah etrafımızla ilgili olmaya, onlara hayırlı hizmetler yapmaya, böylece kel mücahidi fi sebilillah, Allah yolunda cihat eden insan gibi olmaya, o kadar sevap kazanmaya muvaffak eylesin. Beşinci ve sonuncu hadis-i şerifi okuyorum. Onunla bitireceğim bu haftaki dersimi. Es-sâ'i alâ râdeyni liyekûfrahuma ev yugniyehuma alinnâsı fî sebilillah. Ve ben sâ'a alâ zevcin ev veledin liyekûfrahum ve yugniyehum alinnâsı fî sebilillah. Ve sâ'i alâ nefsihi liyugniyeha ve yekûfraha alinnâsı fî sebilillah. Ve sâ'i mükâeleten fî sebil-i şeytan. Enes radıyallahu anh'ten ve Ebu Derda radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Anne ve babasının hizmetine koşturan kimse, diyor Peygamber Efendimiz, onların ihtiyaçlarını görüp de başkalarından muhtaç düşmesin, düşmesinler diye, insanlara muhtaç olmasınlar diye onların hizmetlerine koşan, onlara yardımcı olan evlatlar, insanlar fî sebilillah, Allah yolunda efendim bu faaliyetleri dolayısıyla Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap kazanırlar. Yaptıkları faaliyet Allah yolunda fî sebilillah'tir. Fî yani sevap o kadar çoktur. Allah bir mükafatlar verecektir. Karısına, eşine, çocuğuna gayret eden, onların ihtiyaçlarını karşılamak ve insanlara muhtaç düşmesinler, el açmasınlar diye çalışmak, bu hususta sahi gayret göstermek durumunda olan kimse de fî sebilillah, Allah yolundadır. Allah yolunda cihad etmiş insan gibi o ecirleri kazanmaktadır. Allah ona öyle büyük sevaplar vermektedir. Bunun gibi vesâ-i alâmesi yûniyâ ve yûkûzâ açâsı fî sebilillah. Kendisinin ihtiyacını karşılamak için, kendisi başkasına muhtaç olmasın, el açmasın diye çalışan kimse de Allah yolundadır. O da mücahit gibi sevap alır. Ama hilede, hudada çalışan bir kimse, o da şeytan yolunda demektir. Yani hile yapmak için efendim ve şey yapmak diye efendim anlatmak için böyle çalışan, o sahada sahibi evlendiren de o da şeytan yolundadır, Allah yolunda değildir. Bu son hadis-i şeriften anlıyoruz ki anne ve babasına insanın hizmet etmesi çok önemli, çok sevaplıdır. Annesi babası sağ olanlara ne mutlu. Çünkü o hizmet sayesinde cenneti kazanması mümkündür. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki annesi ve babası sağken, yahut onlardan sadece birisi sağken onu rızasını kazanıp memnun edip de cenneti elde edemeyen kimseye yazıklar olsun, burnu yerde sürtsün diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki içinizde annesi babası sağ olanlar varsa anne ve babasını kendisine bir gayret bilsin, bir fırsat bilsin ki sağdır. İnşallah ona güzel hizmet etsin, hayır duasını alsın. Anne ve babanın gönlünü almakta ciddi gayret sarf edin. Öyle elinizden geldiğince hediye alarak, gönlünü yapacak tatlı sözler söyleyerek, isteklerinin doğruluğuna hareket ederek onların rızasını almaya çalışın. Fakat bir şey de söyleyeceğim muhterem kardeşlerim. Bu devirde bazı anneler ve babaların kafaları çocuklardan daha bozuk. Yani büyükler küçükleri doğru yola çekecekken bazen anneler babalar sakat olabiliyor. Bir
şehre gitmiştir. Şehrin adını söylemeyeyim. Orada batarist, çalgıcı bir çocuk tevbe etmiş. Müslüman olmuş. Gazinolarda şurada burada çalgı çalmayı bırakmış, haramı bırakmış. Sakal bırakmış, namaza başlamış. Müslüman olmuş yani. İslam'ın yoluna girmiş, Allah'ın rızası yoluna girmiş. Annesi babası bir kızmışlar. Bir kızmışlar. Söyledikleri söze bakıyor. Diyor ki annesi babası çocuğa, sen kanser olsaydın, kanser olsaydın bu kadar üzülmezsin. Müslüman olduğuna o kadar üzülüyor çocuk, annesi babası. Yani kanser olsaydın bu kadar üzülmezdik. Nereden geldin de gittin de Müslüman oldun diye kızıyorlarmış. Defolayın bu sen demişler. O da ayrılmış onlar. Madem istemiyorsunuz diye. Tabi o blöf, anne baba evladının gene şeyinden dayanamaz, hasretine dayanamaz. Ondan sonra peşine düşmüşler, çağırmışlar filan. Yani anneler babalar sakat. Sakat bırakır çocuk, annesi babası karşı çıkar. Namaz kılar çocuk, annesi babası karşı çıkar. Tesbih çekmeye başlar çocuk, annesi babası karşı çıkar. Kız başını örter, annesi babası karşı çıkar. Eve gelme, bacaklarını kırar. Aç başını. Aç başını oku. Öyle diyorlar şimdi. Yani bu başörtülü kızlar. Allah size etsin. Allah bunu versin. Allah'ın emrine karşı geliyorlar. Böyle anne babalara ne yapacak? Tabii Allah'ın yolunda hareketidir. Allah'ın hakkı annenin babanın hakkı gibi de değildir. Allah'a itaat etmek daha önemli olduğundan bu durumda imtihan olan kardeşlerimiz anne ve babasının gönlünü almaya dikkat edecek. Fedakarlık yapmadan. Yani tatlı davranacak, yumuşak davranacak, güneş yüzlü davranacak, yediye alacak, annesinin boynuna sarılacak, yanağını öpecek, efendim politika uygulayacak, taviz vermeden kendisini sevdi. Yok. Ona rağmen sevmiyorsa o zaman demek ki orada bir büyük şey var. Artık Allah ısrar etsin. Yine de yumuşak davranacak. Yani sert davranacak. Bu politikayı ben bir kardeşimize, bir talebeme tavsiye ettim. Bütün ailesi yola getirdi. Yani evden kovmuşlar bizim talebeyi, üniversite talebesini. Defol demişler, sen Müslüman oldun, gerici oldun, çık git evimizden demişler. Geldi bana sordu ne yapacağım hocam diye. Ben dedim ki, sen annene babana mektup yaz. Eve almıyorlarmış. İlk önce dedim ki, paraya ihtiyacım varsa yardım edeyim. Yani elinden kovmuş bir kimsesin. Yardım edeyim, maaşından, şeyinden vereyim, bugün vereyim falan. Yok dedi, zenginim. Mali bakımdan sıkıntım yok. Yalnız anam babam beni evden kovdular, almıyor. Dedim ki, sen onlara mektup yaz. De ki, canım, ciğerim, sevgilim, annem, babam. Muhterem babacığım, sevgili anneciğim. Ben sizi seviyorum. Benim size evlatlık borcum var. Benim dinim, benim size en güzel tarzda hizmet etmemi emrediyor. Ben sizin elinizi değil, ayağınızı öpmeye hazırım. Dur dediğiniz yerde durmaya hazırım. Öl dediğiniz yerde ölmeye hazırım. Her türlü hizmeti vermeye hazırım. Ama siz benim inancımın karşısına çıkıyorsunuz. Bu inanç benim değil ki ben size orada taviz vereyim. Allah'ın emrinin karşısına çıktığınız için ben burada size bir şey diyemem. Ne olur benim inancıma karşıma. Ne olur benim dinime müdahale etmeyin. Bana bu hususta söz söylemeyin, bana müsaade edin, ben size geleyim, hizmet edeyim, köle gibi hizmet edeyim, elinizi öpeyim, ayağınızı öpeyim, hizmetinizi yapayım, bulaşığınızı yıkayayım, ne isterseniz yapayım, erkek ama yani, ne yaparsanız yapayım. Yalnız benim inancıma müdahale etmeyin, hizmete hazırım, elinizi öpmeye hazırım falan gibi şeyler söyledim. Çocuk herhalde ne söylediyse söylemiş, bir zaman sonra geldi benim fakültedeki odama, dedi ki, hocam, yanına bir kız almış. Yanına böyle bir örtülü kız almış. Elleri eldiven bir kızın. Mantosu yerlere kadar uzun. Baş örtülü bir kız geldi. Herhalde dedim bizim delikanlı nişanlandı dedim ben kendi kendime. Karşıma oturdu. İkisi de oturabilir miyiz buyurun dedim. Oturun dedim. Oturdular. Bu kız kimdir biliyor musunuz hocam dedi. İyi gidin. Vallahi tacabım var. Bir şey söylemedim. Kim dedi. Dedi ki, bu benim kız kardeşim. Bu benim kız kardeşim. Bu benim kız kardeşim. Bu dedi, sizin söylediğiniz mektubun tesiridir. Benim mektup dedi, evde bomba gibi patlamıştı. Annem ağlamış dedi, babam şaşırmış dedi, kardeşim efendim, şey yapmış, yola girmiş dedi.
Şimdi dedi, kardeşim böyle öldürdü dedi, annem de öyle oldu dedi, babam böyle oldu dedi falan. Vallahi çok memnun oldum, Allah'ın senalar olsun ki, yani bir mektup böyle, benim de tavsiyem olduğundan ben tabi sevap kazanmış oluyorum, elhamdülillah. Onların yola gelmesine sevap olmuş. Bir zaman daha geçti, bir daha geldi yanıma o kıymetli talebe. Dedi ki, hocam bu işte, tüm aile hacca gidiyoruz dedi. Tüm aile hacca gidiyoruz dedi. Böyle problemler hepimizin başında olabilir. Anne ve babaya hürmetin tabi sınırı yok. Politika kullanın, sevgili kendinizi, yanlış yoldaysa da onların cehenneme gitmesine razı olamazsınız tabii. Onları doğru yola çekmek için böyle güzel güzel çareler arayarak bunun çaresini bulun. Anne ve babaya hürmet, bu bir. Karısına ve çocuğuna hizmet için çalışan da Allah zorundadır diyor. İşte burada büyük sıkıntılar var muhterem kardeşlerim. Onu da anlatacak, biliyorum zaman fazla ilerliyor diye. Yerlerde sıkışık, dışarısı da dolu ama bunu da söyleyeceğim. Muhterem kardeşlerim, sizler ve bizler ve dışarıdaki Müslümanlar İslam'ın aileye, aile yuvasına verdiği önemi anlamalıyız. Aile çok mukaddes bir yuvadır. Çok mukaddes bir müessesedir. Adamın karısına, çocuğuna son derece şefkat göstermesi lazım. Dövmesi doğru değil, eksik gıda getirmesi doğru değil, bakımını eksik yapması doğru değil, efendim üzmesi doğru değil. Hanımın kocasına tabir caizse eğer secde etmesi mümkün olsaydı bir kimsenin bir kimseye, secde etmesi gerekirdi. O kadar güvenildi. Efendi diyecek, bir ağzım var mı diyecek. Yani o ona Allah rızası için izzet edecek, hürmet edecek. O ona Allah rızası için sevgi gösterecek, şefkat gösterecek. Böyle yapılmıyor muhterem kardeşlerim. Kadın bir tarafa çekiyor, adam bir tarafa çekiyor. Birbirlerine hakaret ediyorlar, dövüyorlar, sövüyorlar birbirlerini. Eziyorlar, hakaret ediyorlar, efendim, üzüyorlar. Yuvalar çatır çatır yıkılıyor. İslami değil. Yani babanın da vebali vardır, hanımın da vebali olabilir, kocanın da vebali olabilir. Bu hususlara dikkat edin. Bakın, evin içine yiyecek içecek getirmek, efendim, onların ihtiyacını karşılamak için çalışmak Allah yolundadır diyor. Kendi nefsi için çalışmak da Allah yolundadır diyor. Rabbimiz bizi her işimizi rızasına uygun yapıp hakiki zahitlerden olmayı Allah'ın rızasını kazanıp da cennetiyle cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, göstersin. İcanda da söz vakti yer eylesin. Fatiha-i Şerif'e mağdur etsin. İki elemde şunan bir de besmele.
hatimleri okuyan kardeşlerimizin kimlerin ruhlarına niyet etmişlerse
niyet ettikleri kimselerin ruhlarına hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Sahibi bilimi müfila ve müslümini müslüman kardeşlerimize de dereceleri üzere ikram eyle ya Rabbi. Cümlesini kabul etmeye şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Ruhlarının mesul eyle. Makamlarını âlâ dereceleri yüksek eyle ya Rabbi. Biz yaşayan mümin kullarına da tezirini refik eyle. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine bize nail eyle. Kur'an-ı Kerim'i bizlere rehber eyle. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail olmayı cümlemize nasip eyle. Kur'an-ı Kerim ile kabirler bizi pür nur eyle. Mahşer gününde Kur'an-ı Kerim'in şefaatiyle cennetlik olmamızı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına bize nail eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerinden bize mahfuz eyle. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizle sevdiğimiz mümin-i kâmil kullar, salih kullar eyle ya Rabbi. Bedenlerimizi ve sahip İslam bedenlerini her çeşit afetlerden, musibetlerden mahfuz eyle ya Rabbi. Zalimlerin, fasıkların, facirlerin, kâfirlerin, müşriklerin, münafıkların galibesinden, düşmanların istilasından mahfuz eyle ya Rabbi. İstilaya uğramış İslam bedenlerini kurtar ya Rabbi. Senin dinini dünyanın her yerine yaymayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, cümlemizin vücutlarımıza sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Hastalıklarımıza şifalar nasip eyle. Hastalarımıza devalar ihsan eyle. Gönüllerimizin dileklerini, muratlarını bizlere ihsan eyle. İmtihara girecek kardeşlerimizi muvaffak eyle. Bizim ömrümüze rızana uygun geçirmemizi nasip eyle. Cümlemize helal, temiz kazançlar ihsan eyle. Ya Rabbi, şu ömrümüzü salih amellerle geçirdiğimiz gibi vefatımızdan sonra da sevap kazanmamıza sebep olacak hayırlar ve sanatlar yapmayı bize nasip eyle. Sadaka-i cariyeler tesis etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, Rabbi, bizi şu cuma, mübarek cuma akşamında bu mescid-i şerifte topladığın gibi Peygamber Efendimizin riva-ül hamdi altında da haşr eyle ya Rabbi. Peygamberler de, sıddıklar da, şehitler de, salihler de beraber olmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'e Havuz-ı Kevser'i başında sevdiği ümmetler olarak kavuşmayı nasip eyle. Bi gayri sevki azabın ve ikabın ve hisab, duhul-i evveli ile cennat-ı ahiyatı cümlemizi dahil eyle ya Rabbi. Cemalinde cümlemizi ferahlar geldi ya Rabbi. Ebi-Hürmet-i Habib-i'ke müşteba, Ebi-Hürmet-i Hatemat-i Kur'an-i Azim, Ebi-Hürmet-i Leylet-i Cuma, Ebi-Hürmet-i Esrar-ı Sabit-i Fatiha.